için onu anlamaya çalıştım. Yani bunun anlaşılacak bir şey yok. Siyasi olarak yani bir etik olarak bazı değerler açısından ne ifade ediyor diyeyim. Onu anlamaya çalıştım. İşte bunun anlaşılacak bir yanı yok. Bunu ekonomik de deseniz, rant elde etmek için de deseniz hiç yakışmaz. Niye? Yani bu üç kuruşluk dünyada gök kubbede hossada bırakmak gerekirken, yani makam, mevki, para için itibarsızlaşmanın bir anlamı yok ki. Ben hep bana diyorlar işte ya sen Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok savunuyorsun. Bu CHP'lerde de takıntı halinde. Sen diyorlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu? Ya yok kardeş, ondan değil. Bize iki milletvekili verilmişti Demokrat Parti'ye. Ben son gün Kemal Bey'e gittim, dedim ki ya bu iki millet, biz zaten iki milletvekiliyiz. Biz üç milletvekili ver dedim. Sağ olsun. Bir de dedim ordudan aday olmayayım ben. Çünkü orduda mücadele eden, hizmet veren bir sürü CHP'li var. En fazla ordudan çıksa iki vekil. Belki üç çıkar benimle. Orada bir arkadaşın hakkını yemeyeyim. Beni İstanbul'da ara bir yere koyun birinci bölgede dedim. Sağ olsun bizi kırmadı. Dokuzuncu sıraya koydu. Bu arada da önümde altı tane Deva Partili, Gelecek Partili, Saadet Partili, İyi Partili isim vardı. Ben bunu bir vefa olarak gördüm. Ve sonra İstanbul'a gittim. 45 gün boyunca o birinci bölgede CHP tabanının beni kabullenip de bana gösterdiği o sıcak ilgi sebebiyle ben hep şunu söylüyorum. Vefa İstanbul'da bir semt adı değildir diyorum. Ben vefamı gösteriyorum. Şimdi Kemal Bey'e vefa göstermek. Kemal Bey'i ziyarete gidiyoruz Gültekin Uysal'la. Ya niye Kemal Bey'e gittiniz de Özgür Bey'e gitmediniz? Ya kardeşim Özgür Bey'e de gideriz. Ama Kemal Bey, Özgür Bey kıyası niye yapıyorsunuz? Yani biz sizin nöbetçi elemanlarınız mıyız? Size göre mi hareket edeceğiz? Ya da bir sizin taleplerinize göre mi hareket edeceğiz? Kemal Bey genel başkanlıktan ayrılmış, bir ofis açmış. Biz bir ofis açan Kemal Bey'ine nezaketen ziyarette bulunmuşuz. Bunun vefadan başka bir izahı yok. Ama şimdi diyorum ya, bakıyorsun bir CHP'de de böyle bir takıntı var. Mesela ben CHP'ye bakıyorum. Şu anki CHP yönetimine bakıyorum. İster eleştiri olarak alsınlar. Kemal Bey'e söven ne kadar adam varsa gösterdikleri ilgi, alaka, iltifatı Kemal Bey'i sevip de kongrede Kemal Bey'e çalışanlara göstermiyorlar Elif. Yani şu an Kemal Bey, Tanju Özcan'dan tut Muharrem İnce'ye varıncaya kadar birçok isim, niye o onların tercihidir. Ya tercihlerine siz, saygı duyar mıyım? Duymam. Bir açıklama var. Şimdi Sağlık Bakanı bitti mi? Bitti mi? Peki. Peki bakarız şimdi ne demiş. Şimdi hemen şunu bitireyim. Hocam. Yani CHP'ye bakıyorsun. Efendim Kemal Bey. Kardeşim Kemal Bey'i sevenler CHP'li değil mi? Hayatını CHP'ye vermiş insanlar. CHP için kıymet olan insanlar. Kazanmaya çalışın. Ama yok, bakıyorsun Ekrem Peki. İmamoğlu hep, hatta geçen Özgür Özel biraz alınmışlar. Ben diyor rozet, güneş rozetli birini görünce diyor, hah bu iyi partilidir deyip, iyi insandır deyip sarılayım diyor. Ben dedim hayırdır Özgür Efendi, grat rozetli görünce. Yok, demeyin de şimdi bir şey hayır, grat rozetli görünce ne olacak? Grat rozetli görünce ya, iyi insan işte değil mi? Nasıl biliyor musunuz? Yani herkesin hani bir tercihi vesaire, ama ben şuraya takılıyorum. Yani siz mesela diyorsunuz ki işte ben fotoğraf çektirdiğim zaman, işte bir ziyarete gittirdiğim zaman, bu değil aslında. Evet, Özgür Özel'e de gidersiniz. İşte Akşener'e vesaire. Ama şimdi burada benim merak ettiğim şu. Yani bugün işte bir isme oy isteyip de başka bir ismi eleştirip de meydanlarda, işte yaptığı politikayı eleştirerek üstelik, sonra aynı kişiye oy vermek, yani bunu anlamak biraz garip oluyor. Ve işte biz bu süreç Sinan Oğan'la başlayan bir süreç, Adnan Bekir'le biter mi diyecektik, bitmez. Siz bekliyor musunuz daha tabii, oradan tabii, geçişleri? Tabii yine bekliyorum. Tabii yine bekliyorum. Var mı yani böyle bildiğiniz, yani tabii, emin olduğunuz? Bildiğim isimler var, ayrılacak isimler var. Partisine gidip gelmeyen milletvekilleri var. Yani seçildiği günden bu tarafa İyi Parti'nin kapısını açmayan vekilleri var. Geri döner mi peki sizce Akşener bu işbirliği konusunda? İstanbul ve Ankara sadece. Bu saatten sonra geri dönerse de Akşener de CHP de bu işten kazançlı çıkmaz. Benim hep söylediğim bir şey var. Yani ısrarla Akşener'le işbirliği yapana kadar milletle işbirliği yapmayı deneseler ya. Yani bugün Aleviler ve Kürtler İstanbul'da çok büyük bir kitle. Karadenizler İstanbul'da büyük bir kitle. Ya kardeşim bu insanlara gitseniz ya. Bunları kazanmaya çalışsanız ya. Bu insanlarla da
bütünleşmeyi denesenize, illa HDP üzerinden, şimdiki adı DEM üzerinden siyaset yürüteceğinize, İYİ Parti üzerinden siyaset yürüteceğinize, Alevileri kucaklayacak, Kürtleri kucaklayacak, Karadeniz insanını kucaklayacak açılımlar yapsanız, o organizasyonları yapsanız. Şimdi bak, özür dilerim, şimdi bir mesela programa katıldınız ya, onu atlamayayım diye, zaman hızlı geçiyor. İYİ Parti, hatta geçtiğimiz günlerde bir akşam Halk TV'de yayındaydınız, İbrahim Özkan. Evet. O da istifa etti bugün. İstifa etti bugün. Aslında sizin birlikte o katıldığınız programdaki eleştiriler birazcık da neden olmuş gibi. Tabii tabii. Neyi eleştiriyordu mesela? Akşener istemiş çünkü istifasını. Yani bakın, zaten tweet'i var bu arkadaşın. Hı hı. Genel İdare Kurulu'nda karar çıktıktan sonra olumsuz olarak, teşkilatlara rağmen siyaset olmaz diye tweet attı bu arkadaş. Teşkilatlara rağmen siyaset olmaz. Yani genel merkezin kararını eleştirdi. O akşam bizim programda da mesela ben sordum. Sen şimdi İYİ Parti grup başkanısın. İYİ Parti'den aday olmayı düşünüyor musun dedim. Ben aday olmayı düşünmüyorum dedi. Bu İYİ Parti tabanında tepki gördü. Meral Hanım'ı eleştirdi. Tam eleştirdiğini de, aslında eleştirdiğini düşünerek de eleştirmedi. Zarar verdiğini düşünerek, bir araya gelinebilir diyerek, genel merkezin politikalarına, İstanbul'da bir belediye meclisi olarak kendini öyle büyük gördü ki, ben genel idare kurulu üyeleriyle görüşüyorum, benim aldığım bilgilere göre, benim Meral Hanım'dan anladığım kadar, yani öyle bir üslup ki, öyle bir kibir, öyle bir yüksek ego ki, Ekrem'in yanında otura otura Ekrem'e benzemiş aynı. Tamam mı? Dolayısıyla yok, gene de öyle demeyin, yani o onların tercihi yani. He, yani kibirli olmak ayrı bir şey. Üzüm üzüme baka baka kararı derler bizde Elif. Yani üzüm üzüme ama baka. Siz şimdi mesela böyle diyorsunuz, hiç karşı karşıya gelmeyecek misiniz? Kim mesela ne? Yani hani siyasette eleştirdiğimiz şeyi de söylemiyor musunuz ben aynı zamanda? Ben yüzüne karşı da söylüyorum. Eğer gelsem de yine söylerim. Yani benim hep söylediğim bir şey, insan kibirli olmamalı. İnsan burnundan kıl aldırmayacak bir anlayışta olmamalı. İnsanlara üstten bakmamalı. Yani bugün Ekrem İmamoğlu sürekli İYİ Parti ile işbirliği abla falan diyor. Pekala, Demokrat Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Zafer Partisi parti değil mi Elif? He, bunların İstanbul'da oyu yok mu? Demokrat Parti 2019'da aday çıkarmış, 22 bin oy almış. Saadet Partisi 2019'da aday çıkarmış, 120 bin oy almış. Ekrem İmamoğlu birinci turda 31 Mart'ta 13 bin oyla kazandığı için seçim ikinci tura gitmiş. Bu iki parti seçime girmese, bunların aldığı oy direkt AKP'ye gideceği için, sağcı ve muhafazakar oylar olduğu için, zaten 13 bin oy diye bir fark olmayacak. Dolayısıyla seçimi Binali Yıldırım kazanacaktı. Pekala, bunu görmek gerekmez mi bir siyasetçide? Bunu görüp de o siyasetçinin, bu partinin insanlarını, bu partiye gönül verenleri de dikkate alması gerekmez mi? Bunu kendi adıma söylemiyorum. Ben bir şey beklediğim yok. Ekrem İmamoğlu'yla bir kere görüştüm. İşte milletvekili olduktan sonra, İstanbul milletvekiliyim. Teşekkür etmek, İstanbul'daki çalışmalarından dolayı teşekkür etmek için görüştüm. Bu kadar. Hiç belediyeye de bir kere gittim Saraçhane. Sizin adaylığınız da konuşuluyor. Adaylığınız yani, daha doğrusu Demokrat tabii, Parti'nin adayı olarak. Böyle yani bir şey var mı İstanbul'la ilgili? Yani şey? İstanbul'da şu, Demokrat Parti Türkiye'nin her yerinde seçime girmeli. Çünkü Demokrat Parti sürekli konuşmalara muhatap olunca, oyunuz kaç değil mi? Sizin oyunuz yok. Oyunuz ne ki konuşuyorsunuz? Ben de onun için genel merkezde de, Sayın Genel Başkan'la da görüşmelerimizde, Genel İdare Kurulu'nda da hep bunu söylüyorum. Genel İdare Kurulu bir karar alırsa diyorum, Genel Başkan'ın başkanlığında, eğer derse ki Genel İdare Kurulu Demokrat Parti, İstanbul adayımız sense, ben Demokrat Parti'nin İstanbul'da oyunu artırabilmek için, çünkü ben sahada karşılığı olduğuna inanan bir siyasetçiyim kendim. Emeklinin hakkını ben savunuyorum Elif. Staj ve çıraklık mağdurunun hakkını ben savunuyorum. Kademeli. Bak, kademeliler için bugün meclise biz kanun teklifi verdik dün itibariyle. 2000 lira kademe için. Zaten yorumlara ben bakıyorum, hep kademeli emeklilik. Tabii, anayasal hakkı. Bana kademeli emeklilik anayasal haklarıdır diye, hı-hı, İzmir milletvekillerimiz Salih Uzun ve Haydar Altıntaş'la birlikte meclise kanun teklifi verdik. Staj ve çıraklık mağdurlarının sorunu çözülsün istiyoruz. Bir günden 17 yıl olmaz diyoruz. 7500 lira emekli maaşı yetmez diyoruz. Bu insanlara haksızlık yapılıyor diyoruz. Dolayısıyla İstanbul'da da en çok mağdur insan İstanbul'da. Mesela bu, bakın, bugün Maliye Bakanı diyor ki kiralarda büyük şehirlerde düşme gözükmeye başladı. Ya bu Maliye Bakanı kiralar derken herhalde kümes baktı herhalde İstanbul'da.
tavuk kümesi herhalde, tavuk bakacak kendine herhalde. Kümes aradı herhalde. Onları da ucuz görünce kiralar ucuzladı zannediyor. Ya nerede kiralar ucuzladı ya? Ankara'da en ücra semtte 15 bin liranın altında kira yok yeri. Ama bunlar için 15 bin lira para mı? Değil. Yani bir yemeğe gittiğinde 30 bin lira hesap ödeyen adamlar 15 bin lira kirayı düşük diyecek tabi. Ucuz diyecek tabi. Dolayısıyla Demokrat Parti İstanbul'da, yani ben her partinin aday çıkarmasını istiyorum. Efendim Ekrem İmamoğlu kazanmaz, AKP kazanırsa, AKP kazansın istemiyorum. Bunu tekrar net bir şekilde söyleyeyim, bazı şeyler yanlış anlaşılmasın. Ben AKP'nin seçim kazanmasını istemiyorum. Eğer aday olursam ben kazanmak için aday olurum. AKP kazanmasın, ben kazanır. İstanbul'u ben iyi yönetirim. İstanbul'da istihdamı ben artırırım. İstanbul'da Kanal İstanbul'u Recep Tayyip Erdoğan'a zehir ederim. Burnundan fitil fitil getiririm. Kanal İstanbul çevresine sokmam Recep Tayyip Erdoğan'ı demek için ben olmak isterim. Ben İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olursam hak ve hukukunun İstanbul'unu korurum. İstanbulluyu kimseye ezdirmem. Gurbetten İstanbul'a gelenler, İstanbul'dan gurbete gidenlerin ben her anlamda yanında olurum ve kazanan ben olurum diyerek aday olurum. Yoksa Ekrem İmamoğlu'na kaybettirmek, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kazandırmak için aday olunur mu? Şimdi Ekrem İmamoğlu 5 yıldır İstanbul'un belediye başkanı değil mi? Ya arkadaş 5 yıldır hizmet ettiysen zaten seçilirsin. Bu bütün belediyelerden. Herkes için geçerli değil mi? Ama bakıyorsunuz, dedim ya bak, o kibir falan. Bak Bülent Kerimoğlu Bakırköy Belediye Başkanı değil mi? İşte 2-3 dönemdir belediye başkanı. Bülent Kerimoğlu aday bu, bu arada da tanımam. Hiçbir araya gelmedik. Sadece bilirim. Yani Savaş'ı tanırım, Kerimoğlu'nu da Bülent'i tanımam. Allah yardımcısı olsun. Büyükşehir adayı oldu diye ben de geçen akşam bir televizyondan dedim ki işte CHP'li bir milletvekiline, ya arkadaş dedim, ön seçim yapacak mısınız dedim. Yani bak Bülent Kerimoğlu aday oldu. Demokrasi dediniz, ön seçim dediniz. Size yakışan da ön seçim yapın dedim. Yok Kemal Bey, o Ekrem Bey'in ismini açıklayıp söz verdiği için biz orada Ekrem Bey'i yapacağız. Ya Kemal Bey'in hangi sözünü tuttunuz da gala gala 3 tane aday açıkladı diye Kemal Bey'in bu sözlerine Ankara, inanıyorsunuz? İstanbul, Aydın. Ankara, İstanbul, Aydın'ı Kemal Bey. Kemal Bey, ben hep diyorum, bana da söz verdi Kemal Bey. Ordu. Ordu için Kemal Bey genel başkan olarak seçilseydi ben Demokrat Parti CHP işbirliğiyle oradan aday olacaktım. E bu arkadaşlar beni ne aradı ne sordu Elif? Hiç ordu gündeme gelmedi. Orduya olur musun demediler. Orduyla ilgili kanaatim var mıdır dediler mi? Demediler. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum. Siyaset kibirle olmaz. Siyaset kimseyi küçümseyerek olmaz. Maalesef. Herkes aday olabilir. Tabii, herkes aday olabilir. Herkesin kendine gücü vardır. Bir gücü vardır. Ama öyle bir üstten bakış var ki, yani bir elime ayı verseler, bir elime güneşi verseler, İstanbul benim. Ya sadece yani hani genel anlamda da işte şimdi ben aslında Adnan Beker'den oraya geldik ama biz bu arada yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da Cumhurbaşkanı'yla görüşüyor. Yani bakalım oradan ne çıkacak, Ankara ve İstanbul. Dün burada Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili vardı. Profesör Doktor Doğan Aydal. O dedi ki yani Ankara ve İstanbul'u ayrı tutuyoruz şu anda. Diğer yerlerde aday çıkaracağız. Ama öyle bir eleştirdi ki sanki siz konuşuyordunuz. Abi tabii. Yani Yeniden Refah Partisi şu sanki. Yeniden Refah Partisi sanki %3 oyla Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasında hiç sorumluluğu yok. Ülke batmış, yanmış, yıkılmış. Hatta bütçeye bile Fatih Erbakan hayır vereceğini hayır söylüyor. Dedi, evet. Ama bakıyorsunuz konuşmaya gelince Ebu Bekir gibi konuşuyorlar. Ebu Leheb gibi konuşuyorlar. Ama yaşantıya gelince bakıyorsun ki Ebu Cehil gibiler. Arkadaş yani bu zulmün sebebi kim ya? Bu zulmün sebebi Recep Tayyip Erdoğan değil mi? Ankara, İstanbul görüşeceğiz diyor. Neyi görüşeceksiniz o zaman? İşte aday çıkaracak mı, çıkarmayacak mı? Demek ki çıkarmayacak yani. Şöyle bir söylenti var. Yani nasıl geçen böyle seçimde Erbakan son iki gün Cumhur İttifakı'na dahil olduysa şimdi de aynı şekilde olacaktır yani. Olay bu kadar basit yani. Doğan Bey farklı bir insan. Doğan Bey'i takip ediyorum. Doğan Bey'e de bir geçen bir kanalda beraberdik. Seni de yakında beni nasıl MHP'den kovdularsa seni de dedim Yeniden Refah'tan kovarlar zaten dedim yani. Ama şimdi orada bir Erbakan Hoca istişare kültürü var. Yani
orada hala yeniden Refah Partisi'nde. Erbakan Hoca İstişare Kültürü Saadet'te de var. Yani tamam orada da var. Orada da hani var. Hani böyle yani iktidar partisindeki gibi bir süreçte işlemiyor orada. Hakikaten halen o sürecin yani bütün konuştuğumuz yeniden Refah Partili isimler bunu söylüyor. Saadet Partisi'nde de yine aynı şekilde. Adnan Bekir'in aslında AKP'ye çok geçmek istediği fakat AKP'den bir yanıt alamadı, hatta bir teklif gelmedi diye kendisi söylemişti zaten basın toplantısında. İktidar istemiyor mu sizce? AKP Adnan Bekir'i istemiyor mu sizce? Ne yapar Adnan Bekir'i? Yani çoktan geçmez miydi şimdi böyle bir şey? Tabii canım. Mesela Nebi Hatipoğlu hemen geçti. Geçti. Adnan Bekir ne işlerine yarar? Adnan Bekir geçtiğinde... Ne köy köy geziyorum dedi. İşte Adnan Bekir'le ilgili AKP bir sürü propaganda yaptı seçim döneminde. Adnan Bekir'i karalayan propagandaları AKP vekilleri yaptı. Şimdi yarın öbür gün bunlar çıkıp konuşulur değil mi? Hı hı. Denilmez mi o zaman? Ya bir dakika AKP'liler, siz Adnan Bekir için şöyle 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 diyordunuz. Adnan Bekir için iddialar vardı değil mi? Ne oldu şimdi bunlar diye sorarlar. Dolayısıyla bir de AKP'nin niye vekile ihtiyacı var şu an? Bir vekile ihtiyacı yok ki AKP'nin. Niye alacak? Nebi Hatipoğlu'nu almış. Nebi Hatipoğlu zaten seçimden önce de AKP'li. Örneğin İstanbul 3. bölge 2. sıra milletvekili Seyitan Issız. Adam AKP üyesi zaten Elif. AKP üyesiyken İYİ Parti'den vekil oluyor. İYİ Parti'ye geçiyor. Sonra şimdi tekrar gidecek olan isimler arasında o zaman kesinlikle, belki de. Kesinlikle tabii o da var. Hani yani. Onu söyleyince... Gidecek yani çünkü adam partide gözü yok ki. Geldiği yok, gittiği yok, meclise geldiği yok. Yani öyle bir derdi yok. Dolayısıyla Adnan Bekir gibi bir ismi, çünkü şimdi Recep Tayyip Erdoğan olsanız siz bile bozulursunuz ya, adama bak dersiniz ya. Adam İyi Parti'nin Millet İttifakı'nın vekil adayı iken oyu bana vermiş dersiniz ya. Bu nasıl bir omurgasızlık dersiniz? Recep Tayyip Erdoğan bile olsa bunu der yani. Çünkü hiçbir vicdan bunu kabul etmez ki. Etmez ya. Vallahi etmez, billahi etmez. Adnan Bekir bu saatten sonra sokakta hiç kimsenin yüzüne bakamaz ya. Bakmaması gerekir. Ha Türkiye'de bakılır mı? Bakılır, Türkiye burası abi. Türkiye'de yani Recep Tayyip Erdoğan 5000 lira çalışana emekli ikramiyesi vermeyeceğiz dedi. 2 ay boyunca muhalefet olarak ortalığı yıktık. Sonra çıktı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki AKP Genel Başkanı Erdoğan yanlış yapmış. Ben çalışanlara da vereceğim dedi. Şimdi o 5000 lira ikramiye alacak emekli diyor ki Allah razı olsun reisten diyor. Yanlışı gördü diyor. Bak düzeltti, bize de verecek diyor. Ne zaman vereceksin diyor. İşte Aralık'ta verecek. Tamam, Aralık bitti. Kanunda çıkmadı zaten. Ocağın 15'ine vereceği belli değil. Seçime yakın Ocak 15, Şubat 15'te verecek. Ama millet ne diyor biliyor musun o emekliler? İnan üzülüyorum ya. Bazen çok yani kalbime de stent taktılar yani bir damar tıkandı. Ya tıkandı. Geçmiş olsun. Evet tabii, yani bu kadar ya, da hani. Üzüntüden oluyor. Ya şimdi ya emekli abi ya. Emekli kardeşim ya. Senin hakkını biz savunduk. Hakkın yiyen adam Recep Tayyip Erdoğan sana 5000 lira verdi diye Allah razı olsun diyor. Reis yanlıştan döndü diyor. Ya 7500 lira emekli maaşı olur mu diyoruz ya. En az diyoruz bu 33000 olmalı. Bir Kahraman Çelebi diye bir kardeşimiz var Twitter'da. Böyle çok faal. Şimdi 45'ine çıkarmış rakamı. Ne oldu Kahraman diyorum. Abi tamam da diyor ev sahibi diyor maaş artıyor diyor, diyor bizden diyor 7000 lira ise diyor 15000 istedi diyor. Şimdi asgari ücret artacak değil mi? Artınca ne olacak? Ev sahipleri i̇şte bekliyor değil artacak mi? Artacak da ne kadar olacak? Mesela ne kadar olursa olsun fark etmeyecek. Söyleyeyim yani 15-16 dolaşıyor. Ya 30'dan aşağısı kurtarmaz. Hani 30 olsa 40 olsa, 30 olsa ne olur? 3 ay sonra ne Yörüklerin olacak? Yörüklerin güzel bir sözü var Elif. Diyor ki yörük sırtından kurban kesme diyor. Parayı Recep Tayyip Erdoğan mı veriyor? Yok. Asgari ücret artınca devlet vergi alıyor. Devlet SGK primi alıyor ya.